Herkese merhaba sevgili Teknoloji Ok takipçileri. Sizler için bir gaming mouse incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz XPG'nin Slingshot modeli. Bildiğiniz gibi son dönemlerde oyuncu ekipmanlarının fiyatı arttı. Yani bundan yıllar öncesinde, yani bir iki yıl öncesinden bahsediyoruz aslında. Çok uzak bir tarihte değil. Bir klavyeyi 100-150 liraya, bir mouse'u 100-150 liraya alabiliyorduk. Fakat son yıllarda dolar kurunun da yükselmesiyle beraber en ucuz oyuncu mouse'u 1000 lirayı geçmiş durumda. Yani biz geçtiğimiz yıllarda 1000 liranın üstüne kablosuz bir mouse alıyorken 1000 liranın altında yalnızca ofis mouse'larını görüyoruz. Oyuncu mouse'larına baktığımız zaman RGB yapı karşımıza çıkıyor. Fakat 1000 TL'nin altında piyasaya sürülen mouse'lara baktığımızda ise ışıklı modeller olsa bile pek de performans olarak tatmin edici olmayan modeller karşımıza çıkıyor. Yani o meşhur zincir marketlerde satılan markaları biliyorsunuz. O markaların sunduğu böyle devasa mouse'lar vardır. Hani iki elinizde zor taşıyacağınız mouse'larla bir de oyun oynamamızı beklerler. Şimdi o modellere baktığımızda da hani 1000 TL'nin altına sırf ışıklı diye o mouse alacağım, ofis mouse alırım daha iyi diye düşünüyorduk. Ama XPG'nin Slingshot modeli 1000 TL'nin altında tercih edilebilecek oyuncu mouse'ları arasında yer alıyor. Tabii ki de cihazın fiyatına geçmeden önce bir tasarım ayrıntılarıyla başlayalım. Daha sonra teknik özelliklerle devam edeceğiz. Cihazın ilk olarak tasarım ayrıntılarını incelediğimiz zaman alt tarafında, üst tarafında yani dört bir yanında delikli yapı bizleri karşılıyor. Genellikle üst segment oyuncu mouse'larında daha hafif bir yapıya sahip olması için tasarlanmış bir yapı olduğunu belirtelim. Üst tarafta bir tekerlek yer alıyor. Bu tekerleğe parmağımızı rahatlıkla kaymadan kullanabilmemiz için üzerinde üçgen desenler yer alıyor. Zaten mouse'un her tarafında üçgen detaylar göreceksiniz ki tekerleğin hemen gerisinde yine bir DPI ayarlama tuşu yer alıyor. Bu DPI ayarlama tuşunun da yine üstünde üçgen var. Bunun dışında sağında ve solunda delikli yapı devam ederken avuç içi tarafında bir XPG logosu yer alıyor ve delikli yapısıyla da mouse'un iç tarafını kolaylıkla görebiliyoruz. Bu da bence hoş bir detay olmuş. Alt tarafında da bu delikli yapı devam ediyor. Genel olarak değerlendirdiğimizde ben elim küçük olmasına rağmen bu tasarım ayrıntısının tatmin edici olduğunu, yani boyutunun ne büyük ne küçük tam da istediğimiz ayarda olabileceğini belirtelim. Belki avuç içi tarafı bu kadar şişkin olmayabilirdi. Bu şişkinlik biraz daha az olabilirdi. Ama eminim ki eli benden büyük arkadaşlar biraz daha rahat bir şekilde kullanacaktır. Yan tarafına baktığımızda ileri ve geri düğmeleri var alışık olduğumuz üzere ve RGB ile aydınlatmasıyla geliyor. Kablosuna baktığımızda ise uzunca bir kablo bizleri karşılıyor. 1-1,5 metre uzunluğunda ve sağlamlık tarafında da XPG bize güzel bir avantaj sağlamış çünkü örgü kablo ile geliyor. Genellikle klavye ve kulaklık tarafında bu örgü kabloyu görüyorduk. Fakat XPG'nin mouse'unda da bu örgü kabloyu bizlere sunmuş olması önemli avantaj. Çünkü bence zarar görmeye en uygun ekipman mouse'tur diye düşünüyorum. Kablolu mouse olduğu için masadaki eşyalardan olsun veya sağa sola sıkışmasından olsun en çok hasar görecek olan mouse'tur. Bu yüzden söz konusu modelin kablo tarafında örgü bir yapıyla gelmiş olması artı bir puan sağlıyor. Evet, mouse'umuzun tasarım ayrıntılarını genel olarak değerlendirdiğimizde sağ ele zaten daha uygun bir mouse olduğunu belirtelim. Yani sol elle de tutulabilir, solakla da kullanabilir fakat sağ elle kullanmaya daha uygun bir mouse. Bununla beraber bu delikli yapısı rahatsız ediyor mu diye soracak olursanız, yani uzun saatler Valorant, CSGO, LoL gibi oyunları oynadığımda dahi hani bu ağırlığından bir rahatsızlık duymadım açıkçası. Ama çok hafif bir mouse kullanıyorsanız bu biraz daha ağır gelebilir. Zaten teknik özellik tarafında ağırlığından falan da bahsedeceğim. Hani şu anda piyasadaki 1000 TL altına satılan mouse'lara göre kıyasladığımız zaman ağır bir mouse olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Alt tarafında bulunan sensör de iyi bir şekilde çalışıyor. Yani mousepad'imin olmadığı zamanlarda dışarıdan çalışırken bir kahve içmeye Starbucks'a bir yere gittiğimde mouse'umu çıkardığım da. Tabi her zaman mouse'un kayabileceği bir yer bulamayabiliyordum. Mousepad'imi unuttuğum zamanlar olabiliyordu. Fakat bu mouse yani bir cam masada bile rahatlıkla çalışabilecek bir sensöre sahip. Onun dışında mousepad'imi unuttuğum bir günde oyun oynarken dahi masanın üstünde kaydığında sanki bir mousepad'de kayıyormuş hissiyatı da veriyor. Evet, tasarım ayrıntılarını değerlendirdik. Şimdi geldik XPG Slingshot modelinin teknik özelliklerine. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. XPG Slingshot modeli 12.000 DPI'lik bir sensörle geliyor ve hafif tasarımı sayesinde de kolay bir kullanım sağlıyor. Programlanabilir tuşları mevcut. Aynı zamanda ışıklı yapıya sahip. Aynı zamanda 50 gramlık bir hafifliğe sahip olduğunu da belirtelim. 20 milyonluk da bir tıklama ömrü mevcut. Evet, şimdi geldik XPG Slingshot modeliyle yaşadığımız deneyime. 50 gramlık bir hafifliğe sahip olduğunu söylemiştik. Fakat ortaya bu örgü kabloda dahil edilince 73 gramlık bir ağırlığa sahip oluyor. Tabii ki totalde 73 gramlık bir ağırlık hissetmiyoruz. Yani 50-60 gram arası bir ağırlık hissettiğimizi söyleyebiliriz.
diyebilirim. Çünkü oyun oynarken mouse'un tamamını kaldırmıyoruz. Yani mouse'un tamamını kaldırsak bile kabloyla beraber tüm kabloyu kaldırmıyoruz. Şöyle düşünün ki, örneğin şu an oyun oynuyorum. Hatta kabloyu da size direkt göstereyim. Hani şu hareketi yaptığımız zaman, oyun oynadığımız zaman diyelim ki sağa doğru çektik. Bir daha sola çekmemiz gerekiyor. Kaldırıyoruz ve yalnızca kablonun bu kadarlık bir kısmını kaldırıyoruz. Yani ortalama olarak 50 gramlık bir ağırlığını, 50-55 gramlık bir ağırlığa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak piyasada 70-80 gram arası mouse'lar karşımıza çıkarken oyun odaklı bu mouse'un hafiflik tarafında avantaj sağlaması adına 50 gramlık bir hafiflik ile gelmesi bence önemli bir avantaj olmuş. Çünkü artık çoğu üretici kablosuz mouse'lar kullanarak bu hafifliğe ulaşmayı amaçlıyorlar. Yani kablosuz mouse'ta bir kablo faktörü olmadığı için daha da hafiflere ulaşmaları mümkünken XPG Slingshot modeli kablolu bir cihazda bu hafifliği yakalamayı başarmış. Bu da FPS türü oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor. Tabii ki yalnızca oyun odaklı değil, günlük ofis işlerinizde de kullanılabilecek bir mouse olduğunu söyleyebiliriz. 400 ile 12.000 DPI arasında bir geçiş yapılabiliyor. Bunu hem yazılımı üzerinden hem de üzerindeki tuş üzerinden rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Hem de her tuşa bastığınızda üzerindeki renk değişiyor. Yani hangi hassasiyetin, hangi DPI değerinin rengi ne olduğunu ezberlerseniz, örneğin ben sürekli 800 DPI'de kullanıyorum ve 800 DPI'nin rengi kırmızıdır. Buradan üzerindeki DPI tuşuna basarak kırmızı rengi elde ettiğim zaman oynamaya devam ediyorum. Ama ben bu tuşun genellikle yazılım tarafında kaldırılması taraftarıyım. Çünkü oyun oynarken yanlışlıkla bu tuşa basılabiliyor. Yanlışlıkla basıldığında da o an hassasiyetiniz kayabiliyor. Önemli bir kısımdaysanız tekrardan 3-4 defa basıp da aynı DPI'ye gelmeniz uzun sürebilir. Ben genellikle oyun içerisinde bunu bir yeteneğe, bir skill'e ya da bir tuşa atıyorum. Örneğin CSGO oynuyorsam bomba tuşu bu DPI tuşu olarak atanıyor. Yani ben bunu kendimce böyle ayarlıyorum. Çünkü yanlışlıkla DPI tuşuna basılması oyunda istemediğimiz bir durum. Yanlışlıkla basılabilecek bir konumda da değil zaten. Hani bu tamamen benim oynayış tarzımla. Hani mouse scroll'unu kullanırken çok hızlı çektiğim için yanlışlıkla bastığımdan. Yoksa zaten sağ klik ve sol klikin ortasında mouse'un avuç içine yakın bir tarafta konumlandırıldığı için pek de yanlışlıkla basılacak bir yerde değil. Bunun dışında kullanıcı deneyiminden bahsedecek olursam, bir haftalık bir kullanıcı deneyimi yaşadım bu mouse'la ve dikkatimi çeken en büyük yön bu delikli yapısı olmuştu. Acaba hani elime zarar verir mi? Yani zarar vermekten kastım terletmesinden bahsediyorum. Ama tam aksine bu XPG'nin Slingshot modeli bu deliklerin aynı zamanda avuç için terletilmemesi için yapıldığını da belirtelim. Yani uzun süre bir mouse tuttuğunuz zaman avuç içinizde bir kayma oluşuyor direkt zaten terden dolayı. Ama burada zaten delikli bir yapıya sahip olduğu için eliniz terlemiyor ve uzun süreli kullanımda bile daha performanslı bir oyun deneyimi, bir kullanım deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Evet, incelememizin yavaş yavaş sonuna geldik. XPG Slingshot modelinin fiyatına baktığımızda ise ortalama olarak 550-600 TL arası bir fiyat etiketi karşımıza çıkıyor. Tabii ki fiyatları çok değişken, yani 650 TL'lik bir fiyatı vardı yanlış hatırlamıyorsam bu ürün ofisimize geldiğinde. Ama bir 10 günlük kullanımdan sonra fiyatının düştüğünü gördüm. Bu yüzden hani fiyatı hazır düşmüşken değerlendirilebilecek bir mouse olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Mouse ile alakalı yapmamızı istediğiniz bir test varsa ya da merak ettiğiniz bir soru varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Sizce 550 TL'ye alınabilecek farklı bir mouse var mı? Yorumlar kısmında tartışalım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.